Evet arkadaşlar merhabalar bu hafta sizinle istatistik soru çözümü yapacağız yine elimizdeki seviye TYT kitabımızdan ilerleyeceğiz oradan e, karışık birkaç soru seçtim onlardan çözeceğiz şimdi başlayalım ilk olarak sayfa 305'te 11. soru ile başlıyoruz. Diyor ki bana iki basamaklı birbirinden farklı dört asal sayıdan oluşan bir sayı dizisinin açıklığı en az kaçtır? Şimdi açıklığı nasıl buluyordum ben? Ee, bu sayı grubundaki, veri grubundaki en büyük değerden en küçük değeri çıkartarak buluyordum. Şimdi benden istediği. E, i̇ki basamaklı yazdığım dört tane farklı sayıda aradaki farkın en az olması yani en az açıklık kaçtır diye sorduğu için demek ki ardışık yani ardışık olarak birbirine yakın olması için aralarındaki fark küçük olması için e, daha ardışık giden sayılara bakmam lazım şimdi bakarsam iki basamaklı asal sayıları yazalım ne, neyden başlıyor 11 sonra 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 57 59 61 67 sonra şuradan devam edeyim 71 73 79 83 89 ve son olarak iki basamaklı 97 şimdi e, bunların arasında açık dört tane seçeceğim açıklığın en az olmasını istiyorum şimdi kalkıp birini buradan birini buradan seçersem açıklık çok fazla olur. He benden onu isteseydi açıklık en fazla kaç olur deseydi işte birini, en küçük değeri 11 seçerdim en büyük değeri 97 seçerdim. Aradaki farkım en büyük olurdu. Şimdi o yüzden az olması için ardışık olarak bakıyorum. art arda gelenlere bakıyorum. Şimdi ilk dörtlüye bakarsam nedir ilk dörtlüde? Burada 11 ve 19 arasındaki fark 8'dir. Devam ediyorum. Sonra şu şuradakine bakmış olsaydım yani 13'ten başlayan ne olacaktı? 13 ile 23 arasında 10 olacaktı. İşte 17 ile 29 arasında nedir? 12'dir. Veya 19'la 31 arasında bakarsam nedir? 12'dir gibi. Bu şekilde incelerseniz en küçük değerin 8 olduğunu göreceksiniz. Bir yerde daha 8 geliyor. Ee, nerede geliyordum? 53 ile 61 arasında. Yine bu aradaki fark 8'dir. Aralarında tek tek baktığınız zaman da 8'den daha düşük bir sayı gelmiyor arkadaşlar. O yüzden en az 8'dir diyeceğim. Cevabı. devam ediyorum ikinci sorumla. Sayfa 306'da 6. soru arkadaşlar. Demiş ki iki basamaklı 5 doğal sayıdan bir sayı dizisinin açıklığı yani ranji 44'tür. Bu sefer vermiş. Açıklığını söylemiş bize. Açıklık 44. E, bu sayı dizisinin modu olmadığına göre mod neydi? Mod tepe değer yani en çok tekrar eden Şimdi modu yokmuş. Şimdi bir e, veri grubunda bir sayı dizisinde birden fazla modum olabiliyordu. Atıyorum işte e, iki tane 8 vardır o sayı dizisinde. iki tane de 3 vardır. Diğerleri birer tanedir. Ne, nedir? Hem 8 hem de 3 benim modumdur. Yani veri grubunun içerisinde birden fazla mod olabilir. Ne zaman mod yoktur? Hepsi bütün e, terimler aynı sayıda tekrarlanıyorsa yani o sayı grubunun içerisinde işte 2 tane 2 vardır 2 tane 3 vardır 2 tane 4 vardır 2 tane 5 vardır yani her birinden aynı adette aynı miktarda varsa o zaman mod yoktur diyorum şimdi bu soru için bakarsam iki basamaklı 5 doğal sayıdan 5 tane doğal sayım olacak şimdi açıklık yani range'm 44. En küçükle en büyük değer arasındaki fark 44. Buna dikkat etmem gerekiyor. Şimdi neyi istiyor? Aritmetik ortalaması en çok kaçtır? Şimdi en çok olması için, o zaman en yüksek değer seçeceğim, iki basamaklı. En büyüğünü 99 seçtim. Açıklık 44 olması için. En küçüğünü 55 seçmeliyim ki aralarındaki fark 44 olsun. Şimdi aritmetik ortalamayı hesaplarken ne yapıyordum? Her bir terimi toplayıp terim sayısına bölüyordum. E, hepsinin fazla olması için ve birer kez tekrarlanması lazım ki mod olmasın. Ne diyeceğim? 98. Şimdi bak, mod e, yok demeseydi ben buna da 99, 99, 99 diyebilirdim. Ama e, mod olmadığı için ne diyorum? Hepsine farklı sayılar veriyorum. 97. Aritmetik ortalamasını bulacağım. Ne yapıyorum? Bu sayıları topluyorum. 99, 98, 97. Şuraya 96 olacak. Artı 55. Kaça böleceğim? 5 tane terimim olduğu için 5'e böleceğim. Bunları toplarsak 445 geliyormuş. Bölü 5. O zaman benim cevabım 89 olacak arkadaşlar. Demek ki aritmetik ortalaması 89'muş. Sayfa 307'de 14. soruya bakalım. Demiş ki yukarıdaki tabloda bir öğrencinin 5 farklı TET deneme sınavında matematikten yaptığı doğru sayıları verilmiştir. Buna göre bu doğru sayılarının standart sapması kaçtır? Şimdi standart sapma hesaplarken ne yapıyordum? İlk önce bir kere aritmetik ortalamayı bulma bulmam lazım. Aritmetik ortalamayı bulalım. Hepsini toplayıp 38, 34, 30, 36... 32 toplayıp kaça böleceğim? 5 tane terim olduğu için 5'e böleceğim. Bunları e, toplarsam kaç geliyormuş? 170 bölü 5 eşittir. Ne gelecek o da? 34 olacak. Demek ki aritmetik ortalama 34'müş. Şimdi standart sapmayı nasıl hesaplıyorum? Direkt ben yazıyorum. Kök içerisinde. E, neydi benim kuralım? Bir kere paydaya terim sayısının bir eksiğini yazıyorum. Terim sayısı 5 eksi 1 diyeceğim. Yukarıya ne yazıyordum? Aritmetik ortalamayla buradaki her bir terimin farklarının karesini yazıyordum. 38'den 34 çıkarttım. 4'ün karesi. Büyük olandan küçük olanı çıkartıyorum. Zaten negatif bir sayının karesi olduğu için her türlü pozitif olacak yani negatif bir sayının da karesi olsa her türlü çift kuvvet olduğu için pozitif olacak 34'ten 34 çıkarttım sıfır'ın karesi 4'ün karesi artı 36'dan 34 çıkarttım 2'nin karesi 34'ten 32 çıkarttım 2'nin karesi Buradan ne geldi bakalım 16 artı sıfır yazmıyorum 16 4 4 bölü 4. Yine düzenlersem 16, 32, 40 bölü 4 mü? O da pardon şu yok. 40 bölü 4 o da kök 10 yapacak. Yani C seçeneği. Evet, sayfa 310'da 3. soru arkadaşlar. Demiş ki şekildeki dairesel grafik bir memurun aylık gelirinden biriktirdiği parayla yaptığı harcamaların grafiğidir. Hepsini vermiş. Kira, mutfak, yol, birikim diye. Memurun mutfak masraflarına ayırdığı para birikiminin iki katıymış. Buna göre aylık 2160 TL geliri olan bir memur bir yılda kaç TL biriktirir? Şimdi yazalım hepsini. Şöyle kira diye. Mutfak. Yol. Ve birikim. Şimdi. Şuraya bakarsam kira için ayırdığı kısım 90 derece ile gösterilmiş. E, yol için ayırdığı kısım 30 derece ile gösterilmiş. E, bize şurada ne demişti? Memurun mutfak masrafına ayırdığı para birikiminin iki katı. Birikimine x derece dersem mutfak masrafı da 2x derece ile gösterilecektir. E dairesel bir grafik. Tamamı kaç derece? 360. O zaman ben bunları toplarsam 90-30 daha 120 artı 2x x daha 3x eşittir 360. Buradan 3x eşittir. 240 x eşittir 80 derece ee, x neydi birikimdi benden neyi istiyor bir yılda kaç TL biriktirir diye sormuşum şöyle bir denklem kuracağım diyeceğim ki 360 derece ile gösterilen kısımda 2160 TL ise 80 derecelik kısımda kaç TL'dir? Önce bunu bulacağım. Aylık birikimini bulacağım. Aylık ne kadar birikim yaptığını. Buradan 80 çarpı 2160 bölü 360 diyorum. Sıfırlar gitti. 216, 36'nın 6 katıdır. 6 ile çarparsam 480. Aylık 480 TL birikimi varmış. E o zaman bir ayda 480 TL biriktiriyorsa, birikim yapıyorsa 12 ayda ne kadar yapar? Benim bunu bulmam lazım. Nasıl bulurum? 12 çarpı 480'den bulurum. O da 5760 olacaktır. E seçeneği. Devam edelim. sayfa e, sayfa 310'da 5. soru arkadaşlar. Şekildeki grafik ABC malların alış ve satış fiyatlarını göstermektedir demiş. A yüzde A, B'den yüzde B, C'den yüzde C kar edildiğine göre abc arasındaki sıralamayı sormuş bize hangisi doğrudur diye. Şimdi her birinin yüzde kaç kar ettiklerini bulalım o zaman. Şimdi A için bakıyorum. A'ya baktım. Bakıyorum şuradan ee, ürün neymiş? 24 ee, şu pembeler alış fiyatı maviler satış fiyatı olacak. Şimdi 24'te ne kadar kar etmiş? Şimdi satışı 33. 24'e aldım. 33'e satıyorum. O zaman aradaki kar ne olacak? 33 eksi 24'ten 9 TL olacak. 9 kar ediyormuş. 24'te 9 kar ise yüzde kaçtır? Bu A'yı bulacağım. A eşittir diyorum. 100 çarpı 9 bölü 24. 3'e böldüm 8. 3'e böldüm 3. 4'e böldüm. 2'ye 4'e böldüm. 25 buradan 75 bölü 2 geldi. O da 37 buçuk gibi bir değer. B için bakıyorum arkadaşlar. B'ye geldim. Diyorum ki 30'da ne kadar kar etmiş? 42'den 30'a bakacağım. Yani 42'ye satmış. 30'a aldığı malı. Demek ki 12 kar etmiş. 30'da 12 ise yüzde kaçtır? Bunu bulmam lazım. B eşittir. 12 çarpı 100 bölü 30 diyeceğim. Şuradan sıfırları götürdüm. 3 ile sadeleştirdim. Buradan 40 geldi. Son olarak C'ye bakıyorum. 16 da diyorum. Bakıyorum 24'ten 16 çıkartırsam 8 kar. Direkt görebilirim burada zaten yarısı kadar. Demek ki yüzde 50 kar. C dediğimde 50. Şimdi A yine buldum. 37 buçuk. B yine buldum. 40. C yine buldum. 50. En küçük A sonra B sonra C. Yani C seçeneğiymiş. Sayfa 314'te dördüncü soru. Şekildeki grafik bir malın alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki bağıntıyı göstermektedir. E, baktığım zaman görüyorum zaten doğrusal bir e, grafik. Bu malın satışından yüzde %40 kar elde edilebilmek için demiş. Şimdi ben bunun bir denklemini yazmak istiyorum önce. Doğrusal olduğu için nasıl yazıyordum? X bölü X'i kestiği nokta e, artı Y bölü Y'yi kestiği nokta atmış. Şu araya eksi yapıyorum ben. Eşittir 1 diyorum. Buradan payda genişletirsem 2x e eksi y eşittir. Paydayı direkt karşıya attım. 60. Yani y eşittir. 2x eksi 60. O zaman şöyle yazabilirim. Ee, alış x ise satışım 2x eksi 60. Karı nasıl hesaplıyorum? Satıştan alışı çıkartarak hesaplıyorum. Buradan çıkartırsam ne kalır? X eksi 60 kalır. Şimdi neyi soruyordu bize? Bu malın satışından %40 kar elde edebilmek için. Şimdi diyorum ki e, ee, x ne kadar kar etmişim? x eksi 60 kar etmişim. O zaman yüzde ne kadar kar elde etmek istiyorum? 40 kar elde etmek istiyorum. Ben bunu düzenlersem 40x eşittir 100 çarpı x eksi 60. Buradan sadeleştirme yapalım. Şöyle sıfırlar gitsin. 4x eşittir. İçeriye dağıtırsam 10x eksi 600. Buradan 6x eşittir 600 geldi. Bu da ne demek? x eşittir 100 demek. Yani alış fiyatı 100'müş. Zaten alış fiyatını soruyordu bize. Cevabı 100 olacak. Evet bir yorum sorusu sormuş bize. Sayfa 315'te 6. soru. Demiş ki yukarıdaki histogramda bir sınıftaki öğrencilerin matematik yazısından aldıkları notlar verilmiştir buna göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur benden bunu istiyor. Şimdi bakıyorum birincisine. E, veri grubunun açıklığı en fazla 69'dur. Açıklık neydi? En büyük değerden en küçük değeri çıkartmam gerekiyordu açıklığı bulabilmek için. O zaman ben en büyük değerim 100, en küçük değerim 31. Yüzden 31 çıkartırsam evet cevabım 69 olur. Yani birincisi doğruymuş. İkincisine bakıyorum. Sınıf mevcudu 29'dur. Bakarsam bak direkt buradaki 1 2 3 4 5'leri e, hesaplamayacağım. Karşılığındakilere göre hesaplayacağım. Şimdi bakıyorum burada 2 artı 5 artı 8 artı 5 artı şunun karşısında 4 3 ve son olarak 2. Bunları toplarsam ne olacak? 10, 20, 24, 27, 29 mu? Demek ki bu da doğruymuş. İkincisi de doğru. E, üçüncüsüne bakıyorum. Veri grubunun genişliği 10'dur. Nedir bu genişlik? Bu aradaki kaç tane sayı var? Ona bakacağım terim sayısına. Nasıl bakıyordum? Son terim eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı 1 diyordum. Buradan da ne geldi? 10 geldi. Demek ki bu da doğruymuş. Bunlar da sadece bunun için baktım ama zaten hepsi aynı ilerliyor. Hepsinde genişlik aynıdır. O yüzden 10. Demek ki üçü de doğru. el seçeneği olacakmış. Evet son soruma geldim arkadaşlar. Sayfa 315'te 10. soru. Bir malın miktarlara bağlı olarak değişen birim fiyatı yandaki doğrusal grafikte gösterilmiştir. C eksi A 16 olduğuna göre C eksi B kaçtır? Şimdi Oranlayacağım burada. Bakıyorum, ben, bana verileni kullanıyorum. C eksi A, C'ye karşılık gelen değer 8, A'ya karşılık gelen değer 40. Eşittir diyorum. Benden istediği C eksi B bölü C'e karşılık gelen değer 8, B'ye karşılık gelen değer 20. Düzenleyelim. Şimdi C eksi A yerine 16 yazabilirim. 16 bölü 8 eksi 40'tan eksi 32 eşittir c eksi b'yi bilmiyorum burası da eksi 12 şuradan eksileri götürdüm birbiriyle şimdi e, buradan ne geldi 1 bölü 2 geldi ne oldu c eksi b eşittir 12 bölü 2 oldu o da 6'dır burada bitiriyoruz